Sinop mantısını ne kadar sevdiğimi anlatamam. Zamanında Sinop'a gitmiştim ve orada her gün, gerçekten her gün Sinop mantısı yemiştim. Bu tarifte Sinop mantısının ketocenik ve glutensiz versiyonunu yapacağım. Birçok yönüyle aslında Kayseri mantısına benziyor ama katlama şekli ve sosu biraz farklı. Hamurunda badem unu, yumurta ve zandhamgam kullanacağız. Zandhamgam bu tarifte hamurun dağılmaması için gerçekten çok önemli. Aslında bulması çok zor değil. Ee, i̇nternette kolayca bulabilirsiniz. Bir de hatta bir tane markette de satılıyor aslında büyük bir markette. Ee, Google'da aradığınızda bulabilirsiniz. Hadi şimdi tarife geçelim. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Bir karıştırma kabına badem ununu ve zam hamgamı alıp karıştırıyoruz. Ardından yumurtayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hamur çok sert olursa çok az sıcak su ekleyebilirsiniz ama dikkatli olun. Fazla su eklemek hamurun cıvık ve yapışkan olmasına neden olabilir. O yüzden suyu çok azar azar eklemekte fayda var. Ama çok yapışkan olursa da dünyanın sonu değil. Biraz daha badem unu ekleyerek kıvamını düzeltebilirsiniz. Şimdi hamuru iki yağlı kağıt arasına alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamuru açtıktan sonra bıçakla kareler halinde kesiyoruz. Ben kareleri keserken kenarlardan başlıyorum. Hani böylece karelerin yeteri kadar büyüklükte olduğundan emin oluyorum ki en sonunda böyle fazladan kalan küçük parçalar olmuyor. Daha sonra da iç kesiyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Ben iç harcı için sade bir karışım kullanmayı tercih ettim. Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırıyorum. Bunu yaparken de amacım açıkçası biraz etin hacmi fazla kalsın. Soğan falan koyup etin daha az et olmasını istemedim tarifte. Zaten çok fazla badem unu falan filan var. Biraz protein etin daha fazla kalmasını istedim. Ama siz istediğiniz baharatı Soğan, sarımsak gibi malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu harcı karelerin içine yerleştiriyoruz. Sinop mantısı kayseri mantısından farklı olarak şu şekilde katlanıyor. Önce üçgen şeklinde katlıyoruz. Ardından üçgenin iki ucunu birleştiriyoruz. Tabi bu şekilde katlamak zorunda değilsiniz. Kolayınıza gidiyorsa kayseri mantısı gibi katlayabilirsiniz. Bence zaten asıl değişiklik sosun verdiği tatta. Bir tencerede su kaynattım içine de tuzu kattım. Daha sonra mantıları bu kaynar suya ekledim. Mantılar suyun yüzüne çıkana kadar yani 5 ile 6 dakika kadar pişiriyoruz. Mantılar pişerken de sosunu hazırlayacağız. tereyağı koyuyorum tencereye ve pul biber ekliyorum hafifçe kavuruyorum. Pişen mantıları tabağa alıyorum. Mantıların yarısının üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum ve üzerine tereyağlı pul biberli sostan gezdiriyorum. Tabağın diğer yarısına ise parçalanmış cevizlerden serpiyorum. Ben gerçekten çok seviyorum bu tarifi. Kezojelik versiyonu da gayet güzel oldu. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere.